Çok yoruldum. Nasıl? Burada bayağı insan kalıyor yani. Kalmaması gerekmesine rağmen. Muhteşem bir göle geldik. Şimdi sizi göl etrafında gezdirelim falan, öyle bir şey yok. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Neredeyiz bugün? Bugün Turingen'e geldik. Kendi arabamızla geldik evet, tabii. Evet, günübirlik bir gezi yapmaya geldik. Berlin'de artık çok daralmıştık. Gelmişken size pandemiden sonra değişen gezi alışkanlıklarımızdan ve pandemi sırasında günlük gezilerimizi nasıl yapıyoruz onu biraz göstermek istedik. Böyle bugünü birlikte geçirelim. Bir de Turingen'in ormanlarına doğru bir yolculuk yapacağız. Böyle bugünü birlikte geçirelim istiyoruz. Aynen. Yürüye gidiyoruz. Şimdi burası geldiğimiz yer, yani Turingen, Berlin'den arabayla ne kadar? 4 saat mi sürdü? 4 saat sürdü, evet. 4 saat sürdü. Genelde günlük gezilerde evden çok erken çıkıyoruz. Bugün de çok erken çıktık. Kaçta kalktık? 5'te kalktık, 6 gibi. Evden çıkmıştık. Evden çıktık. Saat şu an 10'a doğru geliyor. Fazla da mola vermeden aldık böyle günlük yiyeceğimizi, çöreğimizi, pastamızı, böreğimizi. Gezmeye geldik. Şimdi ilk gittiğimiz yer bir tane göl. O göle doğru gidelim. Küçük bir yolculuktan, daha doğrusu küçük bir yürüyüşten sonra geldik buraya. Evet, Oberhof'tayız. Aslında birazcık şeyden bahsedelim istedik. Günübirlik pandemi sırasında gezilere çıkarken yanımıza ne alıyoruz? Yani bir gece önce nasıl bir hazırlık yapıyoruz? Birazcık ondan bahsedelim. İlki tabii ki yemek hazırlığı. Çünkü bayağıdır herhalde gezi sırasında gerçekten de hani yemek yemek için hiçbir yere gitmedik. Ne yapıyoruz? Market alışverişi yapıyoruz. Ne yapıyorum? Ne hazırlıyorum? Sen söyle. Genelde bir gün önceden zaten markete gidip sandviçlik malzemeler alıyoruz. Meyve, sebze alıyoruz. Evet, sebze sebze yani çok işte, olmuyor çok ama da. Hani havuç falan belki bazen yanımıza alıyoruz. Onun dışında kuru yemiş alıyoruz. Mesela bugün ne getirdik aslında ona bakarsak? Mısır, işte ıvır zıvır böyle çikolata falan o tarz şeyler. Evet. Sandviç yaptık, lavaşın arasına bir şeyler koyduk falan. Onun dışında kuru yemiş aldık, muz mandalina aldık mesela, bize yeter. Evet, gün boyu yetiyor. Zaten kahvemizi evde termoslarımıza koyup öyle geliyoruz ve günübirlik gezilerde o termoslar bayağı kahveyi akşama kadar sıcak tutuyor. Bu da bizim işimizi görüyor açıkçası. Aynen. Hani tabii yolda hani böyle ufak tefek kaçamaklar oluyordur ama... Oluyor. Bayağıdır o da olmadı ama ya. Ama pandemiden sonra o da bayağıdır olmamaya da başladı. Olmadı. Önceden oluyordu. Pandemiden önce McDonald's, yol üzeri McDonald's evet, şeylerimiz pandemiden oluyordu. Pandemiden önce yol üzerinde McDonald's'a gidiyorduk ama dün mesela markete gittik. Ne geldim? Şimdi sandviç ekmeği bakıyorum. Yarınki menümüz ne yolda? Sandviç. Belki yanımıza meyve alırız. Başka var mı istediğim bir şey? Başka bir şey. Benim de herhalde yine her zamanki bir sandviç. Bu arada yazın aslında böyle poğaçalar falan da yapıyorduk da şu an bir tık diyette olduğumuz için biraz da onlar yok. Sanki. Ya aslında üşenmedim. Sadece böyle kalorisini falan hesaplıyordum. Üşendiğimden değil yani. O yüzden yarın normal sandviç var. Yarın gitmeler. Bir de meyvemiz olsun yanımızda. Evet. Onun dışında şimdi buraya bayağı böyle tam şeyle geldik, hazırlıkla geldik. Yani yemek olarak hazırlığımız bu. Eğer böyle gelirseniz zaten hiçbir şekilde bir yerlere böyle girmeniz gerekmiyor falan. Bence bu 10 puan. Çok beğenmedin herhalde buraya. Ya normal bir yer ya. Hani öyle böyle şeyler var ya, YouTube'da böyle her gittiği yere wow işte the best bilmem ne. İşte wow işte muhteşem bir göle geldik. Falan işte normal göl yani. Muhtemelen bir iki hafta önce. Veya uzun süre Almanya'da kaldıktan sonra bütün göller bize böyle geliyor. Ya o olabilir. Bütün göller birbirine benzemiş olabilir ama bence bir iki hafta önce gelebilseydik karlıydı mesela. Hani yine güzeldi. Hani şu anda şey yapamayız yani. Şu an karsız değil tabii ya, karsız ki. Şu anda değil de. Karlı. Hani şey yapamayız. Muhteşem bir göle geldik. Şimdi sizi göl etrafında gezdirelim falan, öyle bir şey yok. Normal şu an güzel ama öyle wow değil yani. This road that I am on, I gotta stay here for some time. Burada şimdi birazdan karnımız acıkacak. Yemek yemeye şurada ormanın içinde çok güzel yerler var. Oraya gideceğiz. Oraya gitmeden önce şu evlerin etrafında biraz dolaşalım istedik. Şu an
Anladığım kadarıyla şu an kimse kalmıyor. Hani akşam kalmışlar ama şu an kimse yok. Arka tarafta da orman var. Bu arada bu evlerin birçoğu Thüringen'de her yerde var. Bayağı... Finish Hut de diyorlar galiba. Aynen, istediğiniz yerde gidip kalabiliyorsunuz. Tabii pandemi olmasa biz de kalabilirdik ama şu an biraz. Şey... Aa, bak arkada da var. Bakayım. Aa. Aslında geçen sene rezervasyon yaptırmak için, yani pandemiden önceki sene buraya aramıştık. Ama tabii Almanya'da şöyle bir şey var. Bu böyle yerler, böyle evlerde genelde rezervasyonlar bir yıl önceden falan bitmiş oluyor. O yüzden bir yıl önceden bütün planınızı ayarlamanız gerekiyor ki bunlarda gelip kalabilirsiniz. Biz mesela kaç ay önceden, 4 ay önceden aramıştık ve yer yoktu. Evet, evet bayağı. Ama bayağı tatlı da var mı aslında? Tatlı arkadaşlarla gelinse güzel olurmuş. Evet, akşamları güzel olabilirmiş gerçekten. Şu an kapalı ama. Evet, şu an bu arada şampanyayı gördüm dışarıda. Karın içinde. Ordu Skamp gibi geziyorsun burada. Evet, Ordu Skamp görevde. Gel sana göstereyim. Gel gel. Şimdi biliyorsunuz normalde şu an Almanya'da aylardır turistik amaçlı konaklama yasak. Biz de bu evleri nasıl olsa boş diye geziyorduk. Yani buralara geldik, evleri gördük ama bak gel sen de bir şey göstereceğim. Bizce burada insanları akşamları gizlice konaklatıyorlar. Çünkü şurada kızak var. Gel gel biraz yaklaş. Bak. Burada kızak var. Dışarıda üzüm var, şarap var, başka şeyler var falan. Bizce burada bayağı insan kalıyor yani, kalmaması gerekmesine rağmen. Hani Almanya'da bütün kurallara %100 uyulduğunu düşünen varsa bence bir kere daha düşünsün yani. Sence? Bence de. O zaman bence biz yemek yiyelim şimdi. Evet, bir güzel sakin bir yere geçip yemeğimizi yiyelim. Hani şurada yeriz ya, belki sonra başka bir şeyler yaparız, orada konuşuruz. O zaman sandviçleri ver bakalım. Hangisini istiyorsun? Ekmek olur. Bak. Var mı pandemi sonrası planların? Gezme planların var mı? Gezme sonrası planlarım maalesef yok ya. Gezme ya. Sonrası, pandemi gezme sonrası. Gezme sonrası, pandemi sonrası. Bu arada demin şeyden bahsediyorduk, hatta size onu da anlatalım istedik. Eğer pandemi gelmeseydi geçen sene, bazılarınız belki biliyordur, işte Peru planımız vardı, ondan sonra bir sürü işte İsveç'e gitme planımız vardı. Hepsi iptal oldu geçen sene. Eğer bu sene Norveç vardı, Kanada vardı. Eğer bu sene olur da sınırlar tekrar açılırsa tekrar buralara gitmek istiyoruz. Yani benim ilk gitmek istediğim yerlerden birisi Norveç. Umut'un da Kanada. Hani olur mu bu sene bilmiyoruz. Ama kış geçtiği için artık buralar biraz herhalde seneye evet, kalacakmış gibi duruyor. Seneye kalır gibi duruyor. Şeyi düşünüyoruz, pandemi çıktığından beri nasıl gezdik ve bundan sonra nasıl gezeceğiz ve burada insanlar pandemi sırasında nasıl gezmeye devam edebiliyor diye. Şimdi şöyle, en son gezimiz Mart ayında Portekiz'de olmuştu. Zaten biliyorsunuz geçen sene bu arada. Ondan sonra buraya döndük ve tamamen 2 ay evde kaldık. Daha sonra baktık ki pandeminin biteceği yok ve biz olabildiğince korumalı bir şekilde gezmeye devam ediyoruz. Ve bundan sonraki önerilerimiz bu arada herkes için geçerli. Önce bisikletlerimizi yeniledik ve bisikletle böyle gidebildiğimiz kadar kimi zaman 10 kilometre gittik. İkinci gün 30 kilometre, ikinci gün 80 kilometre derken gerçekten de şu an mesela istediğimiz zaman bisikletle 100 kilometre günde sürebilecek kadar bisikleti kondisyonlu hissediyoruz kendimizi ve öyleyiz de. Havalar biraz ısındığında dağ yürüyüşleri yapmaya başladık. Arkadaşlarımızla bunlar bu arada günübirlik dağ yürüyüşleri. İşte tırmanışlar yapmaya başladık. Daha sonra yaz olduğunda Göce'ye gittiğimizde de şöyle sabah çok erken kalktık. Böyle sabah 5-6 gibi kalktık. Hiç kimsenin olmadığı koylara gittik, yüzdük. Daha sonra eve döndük. Kaş'ta da aynı şekilde. Bundan sonra da burada gittikçe batıyorum. Neyse. Evet, fark ettim. Neyse çaktırma. Bundan sonraki planlarımız da pandemi bitene kadar ve Almanya'da durumlar düzelene kadar açıkçası böyle günlük geziler yapmak. Almanya'da özellikle Almanlar kışın gerçekten kış sporlarını çok seven bir millet. Adamlar kış geldiğinde hemen bütün kızaklarını cross country neydi? Cross country bu küçük kayak şeyleriyle kendi kasabalarında falan takılıyorlar. Ama işte onun dışında karavan işi
inanılmaz. Zaten çekme karavan özellikle Almanlar'da inanılmaz yavaşta bir şey. Ama işte pandemiyle beraber kamp yerleri kapandı. Birçok yer kapandı. Böyle olunca bu insanlar bayağı evlerinde tıkılı kaldı. Almanlar da artık kafayı yemek üzere gerçekten. Artık bir an önce bitse bu pandemi iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü biraz canımızı sıkmaya... biz de delirmeye başladık. Yani bundan önce işte Asya'nın da bahsettiği gibi işte Lisbon'a gittik. Tam böyle son zamanları şeyin kapanmadan önceki son zamanlarda çok güzeldi. Hep böyle tadı damağımızda kaldı değil mi Asya? Aynen, kesinlikle. Umarım artık bir an böyle önce biter birlik, ve... Evet. Thüringen kesmiyor mu? Aha, ya kesmiyor tabii ki. Yani şu an tamam yine güzel, harika doğa, güzel zevkli ama yani gidip böyle birkaç gün Kopenhag'da kalmak, işte kahveciye gidip kahvecide oturmak, ne bileyim bir restorana gitmek falan bunlar çok özlediğimiz şeyler, tatlar. Umarım yakında olur. Geldiğimiz yerde çok güzel bir kızak pisti var. Şimdi şans eseri kızaklarımız evet, da arabamızdaydı. Onları şimdi çıkartıp böyle biraz kayalım istedik. Bayağı insanlar çılgın gibi kayıyor Asya. Evet. Sıkıntı yok ya. Sıkı da giyindim. Sıkıntı yok. Hazır mısın ikinci kez birlikte kaymaya? Çok yoruldum. Nasıl? Çok zevkli değil mi? Çok hızlı gidiyor. Bu arada yani çocukken tabii ki de çok daha fazla kar yağıyordu ve var mıdır acaba leğenle veya poşetle kaymamış olan? Acayip kaymaz mıydı? Çok eğlenceliydi. Aynen aşırı eğlenceliydi ama bu da bayağı eğlenceli ve burası kamerada gözüküyor mu bilmiyoruz. Çok dik. Şimdi kayarken zaten göstereceğiz. Hadi gidiyoruz o zaman. Hadi. Bir. İki. İki. Üç. Birbirine çarpmayalım. Git. Artık bence son durağımıza gidebiliriz. Hadi gidelim o zaman. Sürpriz son durak. Hadi gidelim. Biraz zor oldu ama çok uzun süredir istediğimiz bir köprüye geldik. Bayağı böyle bir çamur içinde kalıp durağımıza geldik. Hatta şöyle anlaştık. Şimdi Umut şurada arkamda manzara noktasına çıktı. Oradan bir köprüyü fotoğraflıyor. Ben de köprünün üzerine geldim. Manzarası çok güzel. Birazcık ürkünç mü? Ürkünç. Şimdi şöyle altı göstereyim. Böyle yürüyorsunuz ama çok güzel. Bu arada bu köprü Thüringen Doğal Parkı'nın içinden geçen aslında bir köprü derken viyadük burası. Artık şu an atıl durumda. Üzerinden tren geçmediği için veya işte herhangi bir şey geçmediği için insanlar rahat. Köprü bu arada neredeyse boşaldı artık. Günün batma zamanı gelince manzarası gerçekten çok güzel. Umarım gözüküyordur. İşte bir videonun ve aynı zamanda günübirlik bir gezimizin de sonuna geldik. Şimdi 4 saat eve doğru geri gideceğiz ama değdi mi? Evet, bence değdi. Evet, bu arada bu şu son geldiğimiz bu atıl durumdaki viyadük gerçekten çok güzelmiş. Nedense böyle yerlere ekstra bir ilgimiz var. Evet ve fotoğraflar da gerçekten güzel çıkıyor bu arada. Evet, gelmek ne kadar çamur olduğunu. Göstermek istiyor musun ne kadar çamur olduğunu? Gösterebilirim. Tekrar. Evet, bayağı bir çamur olduk ama kesinlikle değdi. Asya Batı Çika. Aynen, Batı Çika.
ama kesinlikle değdi. Tabii şu an bayağı pis durumdayım. Eğer böyle videolarımızı sevdiyseniz, Thüringen'i sevdiyseniz, bizi sevdiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu haftalık yolda bir vlogdan bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.